Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Ben İrfan Donat. Tarım Analizi'ne hoş geldiniz. Biliyorsunuz iklim değişikliği artık küresel manada her ülkenin ana gündem maddesi. Bizde de öyle ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı'yla Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 1988'de oluşturulan IPCC'nin İklim Değişikliği 2021 Fiziksel Bilim Temeli başlıklı yeni raporu yayınlandı. Çok da yankı yarattı. Aslında söylenen çok yeni bir şey yok ama artık krizin kapıya dayanmaktan öte kapıyı çalıp kırmaya çalıştığı noktasında önemli tespitler, uyarılar, bulgular var. Şimdi biz de bugün o konulara biraz değineceğiz. Bu rapor neler söylüyor, bulguları nedir, uyarılar nedir, tarım sektörü açısından ne anlam ifade ediyor? Genel bütüncül bir açıdan bakmaya çalışacağız. Değerli bir konumla birlikte İstanbul stüdyolarında İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Levent Şaylan Hocam bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi hocam bilenler biliyor ama bilmeyenler için sizin meteoroloji mühendisliği tarafıyla birlikte bir de tarım, ziraat tarafında da uzmanlığınız var. Evet. Tarımsal meteoroloji tarafında da aynı zamanda uzmansınız. Dolayısıyla aslında bunlar birbirini tamamlayan, bütünleyen konular ve konuya daha geniş bir açıdan bakma şansı buluyoruz sizinle birlikte. Sağ olasınız, kırmadınız, geldiniz siz de bugün. Ben teşekkür ederim. Şimdi yıl başından bu yana ilk başta bir kuraklık riskini konuşuyorduk her evet. manada. Evet. Sonra işin zaten etkilerini artık hissettik, hissediyoruz. Sonra aşırı yağış ve sel felaketi Karadeniz'de ciddi bir yıkıma yol açtı, kayıplara yol açtı. Ardından Temmuz sonu itibariyle orman yangınları başladı. Zar zor kontrol altına aldı. Hala bir kısmı devam ediyor. Bugün bakıyorum haberlere. Bartın'dan, Kastamonu'dan, Sinop'tan aşırı yağış, sağanak ve su baskınları haberi geliyor. Hocam neler oluyor? Evet, iyi şeyler olmuyor açık söylemek gerekirse. Zaten biraz önce girişte de söylediğiniz gibi bu IPCC denen kurum biliyorsunuz aslında Dünya Meteoroloji Organizasyonu'yla Dünya Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın birlikte oluşturduğu bir organizasyon. Burası bir araştırma falan yapmıyor. Bu sadece bir platform. Ülkelerden, araştırmacılardan gelen bilgileri derliyor, topluyor, bir rapor yazıyor. Bu raporun bir kısmı teknik rapor oluyor. Yani araştırmacıların anlayacağı düzeyde. Bir de politikacılar için rapor yazıyor. Bir de tabii basına da rapor sunuyor. Şimdi bu pazartesi günü ayın 9'unda, 9 Ağustos'ta 6. raporunu yayınladılar. Bir önceki rapor 2014 yılında yayınlanmıştı. Yani aradan 7 yıl geçti. Şimdi bu bir aslında zaman içerisinde meydana gelen gelişmeleri takip ederek, tabii durmuyor araştırmacılar, bu araştırmaları derleyip toplayıp durumun nereye gittiğini gösteren bir rapor. Uyarı yapıyor açıkçası. Nasıl uyarılır hocam? Mesela ne diyor? Uyarı çok açık olarak söylüyor ki, efendim biz tabii biliyorsunuz zaman geçtikçe veri artmaya başlıyor. Ölçümler artmaya başlıyor. Dolayısıyla ne kadar çok ölçümünüz olursa o kadar daha güvenli bir takım tahminlerde bulunabiliyorsunuz. Ve diyorlar ki efendim bizim ölçümlerimiz arttı. Geçmişe ait verilerimiz artmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz ölçümler aslında çok uzun süre değil. Yani bizim ülkemizde de dayansa 1920-30'lardan sonra meteorolojik ölçümler vardır. Onun öncesi dolaylı yollarla bulunan yani direkt ölçmeler değil onlar. Şimdi dünyada da kabaca durum bu. Yani kabaca elimizde 90-100 yıllık veri var aslında ölçmeye dayalı. Geri kalanları işte paleoklimatoloji veya işte buzullardan alınan örnekler vesaire dolaylı olarak belirleniyor. Şimdi daha da şeyi mesela 1950'lerden sonra dünyada sera gazı ölçmeleri başlamış. Hawaii'de, Mauna Loa'da yapılan ölçmeler bunlar. Kabaca 60-70 yıllık bir evet. geçmiş mazisi var. O yüzden ne kadar çok veri toplanırsa o zaman kullanılan modeller yani matematiksel denklemlere dayanıyor tabii bunlar. Bunlarla yaptığınız gelecek için tahminler diyelim. Bu tahminler daha tutarlı olur. Neye dayanıyor bunlar? Siz geçmişi önce modelleri geçmiş için çalıştırıyorsunuz. Ne kadar ölçtüklerinizde tutarlı? Hatası ne kadar onu belirliyorsunuz. Sonra bunları ileri doğru çalıştırıyorsunuz. Yani 2100 yılına kadar tahminde bulunuyorsunuz. Şimdi mesele şu. Efendim sıcaklıklarımızın arttığını daha önce de söylemişlerdi. Şu anda 1.1-1.2 küresel bir sıcaklık sanayi devriminden beri artmış durumda. Öyle gözüküyor ki bundan 20 yıl sonraya kadar yani 2040 yılına kadar ki dönemde 2050'ye ulaşmadan da bu ortalama küresel sıcaklığın 1.5 derece santigrat değerine rahatlıkla ulaşacağı gözüküyor. Ve daha da ilginci
bu 2 santigrat dereceye bu 100 yıl içerisinde, 100 yılın sonuna kadar ulaşılmamız artık yani kabul görmüş durumda. Bırakın 2 derece santigratı, çok daha üstünde sıcaklıklardan bahsediliyor. Ama burada şu ikaz yapılıyor. Bunu aslında çok önceden de yaptılar. Yani ben hatırlıyorum geçmişteki raporlarda özellikle karar vericilere, politikacılara yaptılar ki hani bu yönde kararlar alın yöneticilere. Dediler ki bakın bunun sonucu, bu olayların sonucu aşırı hava olaylarıdır. Aşırı hava olaylarına göre mesela sizin altyapılarınızı düzenlemeniz lazım. Şehirlerde, metropoliten alanlarda dediler. Şimdi ne dediler? Efendim dediler ki aşırı yağışlarda bir artış var. Ve bu daha da artacak. Öyle gözüküyor dediler. Yani ben bunu halkın anlayacağı şeye çeviriyorum. Çıktı mı çıktı. Evet. Şimdi bunun dışında başka bir şey daha söylüyorlar ki efendim kuraklık probleminiz tarımsal anlamda ve işte ekolojik anlamda kuraklık, yani ekolojinin tüm alanlarında kuraklık, tabii yağış az düşerse, sıcaklık artarsa kuraklık probleminiz artacak. Öyle gözüküyor. Aman dikkat edin diyorlar. Yaşıyoruz. Sıcak hava dalgaları diyorlar. Yangınlar diyorlar. Bunların frekansı, yani daha kısa zamanda meydana gelmelerini, daha şiddetli olacaklarını söylüyorlar. Şimdi tabii bunlar neye dayanıyor? Yani bu çalışmalar ülkelerde yapılan çalışmalara dayanıyor. Gelişmekte olan ülkelerde yapılan çalışmalar biraz daha az. Daha az veriye dayanıyor. Gelişmiş olan ülkelerdekiler daha fazla veriye dayanıyor. Bu aslında en zayıf noktalarından biri benim kanaatimce. Bu raporlarda bunları dikkate alıyor olmaları gerekir. Şimdi sorunumuz ne? Bu raporlar şunu diyor. Efendim her 0.5 santigrat derece küresel sıcaklık artarsa bunun çok ciddi etkileri olacak. Yani kuraklıktan tuttum da yağışa kadar çok ciddi etkileri olacak ve biz artık bu aşırı olaylarla çok daha sık karşılaşacağız demektir. Şimdi bütün bunları aslında kabaca biz daha önceden biliyorduk. Bazı düzeltmeler de yaptılar. Daha önceden gelecekteki iklimi simüle ederken, benzetirken, ne olacağını tahmin etmek için modeller kullanırken 4 senaryo kullanıyorlardı. Şimdi o senaryo sayısını 5'e çıkardılar. Ama koydukları senaryo zaten bence geçersiz bir senaryo. Yani zaten olacak bir iş. Ama geri kalan şeylerde bazı ilaveler yaptılar bu senaryoların içerisine. Ve gelecekte karbondioksitin nerelere çıkabileceğini biz tedbir almazsak veya alırsak, az alırsak, çok alırsak gibi böyle farklı yollar denediler. Şimdi bunlara göre sıcaklıklarda bir artış beklentisi var. Rakamları geçiyorum. Bunlar 4 derece, 5 dereceye kadar çıkan tahminler var. 6'ya kadar çıkan tahminler var. Peki biz bunu tarım açısından nasıl bakacağız bu olaya? Ormancılık açısından nasıl bakacağız? Şimdi efendim riskler artarsa bir yerde, özellikle tarım alanında risk artarsa o zaman zarar görme olasılığımız yüksektir. Şimdi ne olur bu? Biliyorsunuz yaz mevsiminde şimdi şiddetli yağışlar artmaya başladı. Bu ikazlar vardı. Neydi o ikazlardan bir tanesi? Efendim sıcaklıkların böyle yükselmesi havada depolanacak olan su miktarını arttıracağından şiddetli yağışlara, aşırı yağışlara neden olabilir. Ve dikkat ederseniz birkaç senedir biz yaz mevsiminde şiddetli yağışlar görmeye başladık. Evet, bu tür haberler daha yoğunlaştı, sıklaştı. Evet. Tıpkı iklimin olumsuz etkisi gibi. Şimdi bunlar tabii tarım açısından yararlı mı, zararlı mı? Ne zaman meydana geldiğine bakmak lazım. Aşırı yağışlar çok yarar sağlamaz bir kere. Ama ne zaman meydana geldiğine bakmak gerekiyor. Şimdi kışın göbeğinde, hani kış mevsiminde bir aşırı bir yağış meydana geldiğinde bunun zarar verme riski daha azdır tarımsal açıdan. Daha tolere edilebilir. Tolere edilebilir. Ama tabii her bitkiyi ayrı değerlendirmek lazım. Efendim yaz mevsimine geldiği zaman, hasat dönemine geldiği zaman veya çiçeklenme dönemine geldiği zaman bu dönemlerde aşırı yağışlar bitkilere kesinlikle zarar verir. Şimdi sadece aşırı yağışlar değil, kuraklık problemi de karşımızda. Efendim biliyorsunuz bu geçtiğimiz dönem, geçtiğimiz aylarda 1 Ekim'de başlayan, 2020'nin 1 Ekim'de başlayan su yılından itibaren biz ciddi bir kuraklık problemiyle karşı karşıya kaldık. Bu Ekim-Kasım, Aralık aylarında yağışlarımız azdı genelde ülkemizde. Ama o kuraklık riski tarımsal açıdan hani kurtarılabilir bir riskti. Ne zamana kadar, ben hep söyledim, burada su ihtiyacı az bitkinin, buradaki yağışlar bu durumu idare edebilir. Evet, hidrolojik kuraklık olur ki vardı, meteorolojik kuraklık ki vardı, ama tarımsal kuraklıkta tedbirli konuştuk. Dedik ki esas görmemiz gereken şey bu Mart ayında sonraki durumlardır.
Bazı bölgelerimizde Mart ayından sonra yağışlarda bir artış meydana geldi. Marmara mesela bu sene yağışlar bakımından başlangıçta kurak gitti ama daha sonra toparladı durum. Trakya'da sorun yok. Evet, Trakya'da sorun yok. Ama İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu'ya baktığımız zaman felaket. Yani şimdi ben, yani bizim için kritik. Haziran, Temmuz, Ağustos'u demiyorum ben. Haziran, Temmuz, Ağustos mesela böyle biz tavla bakacak olursak bizim için çok yağışın geldiği bir ay değil. Yani ayda, Haziran ayında 20-30 milimetre toplam yağış gelir gelmez. Bunun da büyük bir kısmından buharlaşır gider. Yani bu pek faydalı bir yağış değil. Ama gel gelelim Mayıs ayına kadarki duruma baktığımız zaman ülkemizde biz şunu gördük. Kabaca %20 ile 40 arasında Marmara bölgesi dışında Ekim ayından Mayıs ayına kadar, 1 Ekim 2019'dan Mayıs'ın sonuna kadar, 2020 Mayıs'ın sonuna kadar diğer Marmara dışındaki bölgelerde %20 ile 40 toplam yağış azalmış. İşte bu kötüydü. Toprağın nemi, bütün denge bozuldu. Yani yağışın azalması toprak neminin azalması demek. Toprak nemi azalınca otomatik olarak bitkinin su ihtiyacını karşılamanız gerekiyor. Şimdi hala tarımsal kuraklıktan bahsedemeyiz. Neden? Şimdi efendim bir yerde sulama yapıyorsanız tarımsal kuraklığı önlemek için yapıyorsunuz demektir. Yani sizin sulama, biz ülke olarak sulama tesislerimizi arttırıyoruz. Efendim işte bugün 6 milyon hektar civarında suluyoruz biz. Biz aslında bu sulamayı tarımsal kuraklığı önlemek için yapıyoruz. Yani bitki strese girmesin su bakımından. Biz suyu sağlayalım, geri kalanları da optimum olursa verim en yüksek seviyeye çıksın diye bakıyoruz. Şimdi bu bir sıkıntı. Peki ne yapmamız lazım? Yani biz bu kuraklık artıyor, sıcak hava dalgaları artıyor. Yani belli bir maksimum sıcaklık değerinin üzerinde olan 3-5 gün arka arkaya gerçekleşirse bu sıcaklık değeri bunu aşarsa buna sıcak hava dalgası deniyor. Standart tanımlar yok burada. Dünya Meteoroloji Organizasyonu başka tanımlanıyor. Efendim Fransa başka, Amerika başka. Önceki sezon şahit olduk. Narenciye bahçelerinde çiçekler döküldü. Aşırı sıcaktan dolayı. Döküldü efendim. Yani şimdi bu dikkat ederseniz. Şimdi ben geçen sordum. Bizim ülkemizde çiftçi kayıt sistemine kaç çiftçi kayıtlı? 2.100.000 üretici kayıtlıymış. Bir başka soru daha sordum. Şimdi bir sigorta kurumu var biliyorsunuz tarımla ilgili. Tarsin. Kaç kişi burada sigortalı diye? Çok az. %25'i. Yani yaklaşık 500 bin çiftçi bugün sigorta şey. Şimdi burada bir sıkıntı var. Bakın özür diliyorum, bölüyorum hocam. Bu arada hani çiftçi sayısından da öte toplam bitkisel üretim alandaki pay daha da az. %25'in de altında. Çünkü orada sayı olarak belki insan sayısı fazla, 1/4 gibi ama Türkiye'deki toplam bitkisel üretim alanı ya da hayvancılık tarafındaki toplam işletme hayvan varlığının çok çok az. Şimdi tabii burada birkaç şey var. Birincisi bu risklerin artması gelecekte zarar görme olasılığının da artabileceğini gösteriyor. Burada hep ihtiyatlı konuşmak lazım. Çünkü böyle yağışın artacak, yağış azalacak, sıcaklık artacak, azalacak demekle olmuyor bu iş. Bunun ne zaman meydana geldiği önemli ve hangi bitki olduğu önemli. Yani şimdi dolayısıyla yani evet yağış %10 azalabilir ama öyle olur ki bu kışın azalır. Anlatabiliyor muyum? Yani hangi dönemde olduğuna, bitkinin ihtiyacı olduğu zaman da bu su azalma meydana gelmez. Hatta orada fazla olur, öbür tarafta azalır, ortalamayı düşürür. Şimdi risk artıyorsa ve bizim de %25 üreticimiz burada sigorta yaptırıyorsa bunun artması gerekiyor. Artmaması demek üretici ya sigorta yaptıramıyor ya daha bilinçlendirmemiz gerekiyor. İkisi de var. İkisi de olabilir. Maddi şimdi anlamda da ciddi bu sıkıntı. İspanya'da galiba daha fazla. Yani İspanya'da galiba %40'ı kayıtlı olan üreticilerin. Biz İspanya'dan sonra sanıyorum Avrupa'daki en iyi sigortalı tarım sigortası açısından, çiftçi sayısı açısından iyi ülkelerden bir tanesi. Ama risk artıyorsa sigortayı da düşünmemiz lazım. Yaptıramıyorsa üretici bunu nasıl arttırırız? Ekonomik sebeplerden mi yaptıramıyor? Bilinç mi yeteri kadar bilgilendirmedik mi bu risklere karşı üreticimizi? Yani açık söylemek gerekirse bir risk problemi var. Şimdi peki hocam mesela şeyi de merak ediyorum. Dediğiniz gibi yağışın ne zaman olacağı da çok çok önemli diyorsunuz. Bu hava sıcaklıkları yani zaten en iyimser senaryoda bile biz 1.5'u geçiyoruz. Evet. Yani dolayısıyla bizim bundan sonraki dönemde tarımsal üretim desenimiz, üretim alanlarımız şu anda ezberlerde olan şu bölgede bu yetişir, bu bölgede de bu yetişir. Atıyorum İç Anadolu'da narenci olmaz dediğimiz ezberler de bozulacak mı böyle giderse? Yani tabii yarın bir gün belki Akdeniz'de Adana, Mersin, Antalya'da değil de narenciyi İç Anadolu'da mı yetiştireceğiz? De buğday biraz daha kuzeye mi kayacak? Şimdi bozulur efendim. Yani neden bozulmasın? Zaten tarım ülkemizde meteorolojik şartlara bağlı. Dünyada da böyle. Yani bir yerde bir şeyi yetiştirebilmeniz için bitkisel üretimden bahsediyorum. Hayvancılık ayrı bir sektör.
bitkisel üretimde sizin hava şartlarına bağlı hareket ediyorsunuz. Hani her şeyi üretici, gübreyi falan optimum atsa, yani kuralına göre, yani analiz ettirip tam o miktarda atsa, toprağa uygun işlese, her şeyi ilaçlamasına uygun yapsa bile bütün her şey meteorolojik şartlara bağlı. Şimdi siz ülkenizde gelecek için yapılan tahminler 5-6 santigrat derecenin 2100 yılına kadar artacağını gösteriyor. Bu da ortalamada olan değerler 4,5 civarında. Bu maksimumlardan bahsediyorum. Bunun aşağısı da var. Şimdi her halükarda sizin yapmanız gereken bir takım işler var. Nedir o? Daha sıcak yerlerdeki bitki çeşitlerimize gelme olasılığı var. Tabii ki daha kuzeye doğru kayacaktır bunlar. Hastalıklar da değişecektir. Yani bitki hastalık ve zararları var. Yani sadece üretim açısından bakıyoruz ama bitkisel üretim diğer şeylere de bağlı. Ama daha garip olan bir şey var. Yani şimdi bakınız, ben Ukrayna'yı inceledim. Ukrayna'da bu buğday ekim alanlarında bir artış, verimde de bir artış ve doğal olarak da üretimde de bir artış söz konusu. Ama bunlar 500 kilogram civarında dekara verim elde ediyorlar buğdayla. Şimdi bizim ülkemize bakıyorsunuz. Bizimkinin iki katına. Yani biz 300 kilogramın altında bir üretime sahibiz. Evet, bunun sebebi şu olabilir tabii. Birincisi farklı bir çeşit kullanıyorlardır. İkincisi orası daha nemli bir bölgedir. Biz daha kurak bir bölgeyiz. Ama başka ülkelerde de bir şey var bize göre. Mesela Bulgaristan'da, hatta İran'da bile. Alan neden azaltmışız biz buğdaydaki alanı? 7 milyon hektara kadar düşmüşüz. Neden? 9 milyonlardan. Evet, arpada da sanıyorum aynı şekilde bir alanda bir azalmamız var bizim. Şimdi bizim yapmamız gereken işler var. Yani biz bu hazırlıkları yapmamız lazım. Ben hep söylüyorum, yıllardır, 30 yıldır ben bu alanda çalışıyorum İrfan Bey. Hazırlıklar yapmamız söylüyorum lazım diyorsunuz hocam. O zaman şu anda yok mu hazırlığımız? Efendim, yani bizim, o sonucu mu çıkartalım? Yani yapılanlar var belki ama. Kağıt üzerinden bahsetmiyorum. Yani teoriden değil, pratikten bahsediyorum. Ya biz mesela pratikte bazı çalışmalar yaptık. Bunların hepsi araştırmaya dayanır. Yani sizin arazide bir fiil bugün yetiştirdiğiniz bitkileri yetiştirmeniz, bunların meteorolojik şartlarını ölçmeniz, toprak bitki ve gelişimlerini ölçmeniz, ondan sonra bunlarla verim arasındaki ilişkileri bulmanız ve daha sonra da bunlardan nasıl etkilenebilir gelecekte bunları bulmanız lazım. Biz bunları Trakya'da yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ama bakın, masa başında değil, hani biraz önce söylediniz ya, böyle teoride masa başında, çünkü masa başına getireceğiniz veri yeterli değil. Asıl iş sahada. Sahaya uygulamanız gerekiyor. Ve sadece Trakya'da sınırı kalmayacak. Bütün tüm Türkiye'yi yapmanız lazım. Aslında çoktan bilmemiz gerekiyordu. Yani bizim şu anda Türkiye'nin gelecekte 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 2100 yılına kadar verimi ne olacak bilmemiz gerekiyor. Şimdi diyebilir ki biz yaptık. Yani onu benimle gelsin tartışsın. Yani şimdi burada başka bir şey var. Bakın bir şey söyledim. Uygulamalı çalışmalara dayanması gerekiyor. Veriye dayanması gerekiyor. Arazide ölçülen veriye dayanması gerekiyor. Ve daha sonra da biz bugün neyi kullanıyoruz? Bitkinin gelişimini matematiksel denklemlerle, modellerle benzetiyoruz. Yani tüm davranışını modelliyoruz. Ama bunlar yurt dışındaki modeller, geliştirilmiş modeller. Türkiye'de getirdiğiniz zaman bu modeli test etmeniz gerekiyor. Test etmenin yolu da arazide uygulamalı çalışmalar. Ne kadar uzun süre test ederseniz o kadar başarılı sonuçlar elde edersiniz. Bakın şimdi IPCC'nin yayınlamış olduğu rapor ne diyor? Biz daha fazla ölçtükçe daha güvenilir sonuçlar elde etmeye başladık. Yani daha fazla ölçüme dayanmaya başladık diyor. Şimdi siz de daha fazla ölçüme dayanıp geleceği daha iyi tahmin edeceksiniz. Peki hocam, siz Trakya'da biliyorum ayçiçeği gibi birçok ürünle ilgili de uzun yıllardır ekibinizle beraber çalışıyorsunuz. Sonuçlar da var. Verimde ne kadar kayıp evet. olur, nasıl bir etkisi olur diye. Biz bunu niye Türkiye geneline yayamıyoruz? Kime ne görev düşüyor da olmuyor? Vallahi efendim, tabii talep gelmiş lazım. Biz yani sonuçta bu işin temelinde ilk muhatabı Tarım ve Orman Bakanlığı. Şimdi birkaç tane problemimiz var. Bir, kurumlar arası işbirliği problemi. İkincisi de bu tarım biliyorsunuz hem sera gazı yayıyor hem de iklimden etkileniyor. Orman da önemli bir potansiyele sahip sera gazını biriktirmek açısından. Biz bas bas bağırıyoruz efendim. Bu konularda yani kurumlarını çoğunu ziyaret ettik. Genel müdürler geliyor, değişiyor. Onları anlatıyoruz. İşte bunları yapmak lazım vesaire vesaire. Yani artık git gel git gel bıktık. Normalde sizin onların ülkenizde... Onların size gelmesi gerekmez mi hocam? İrfan yani Bey, böyle bir çalışma varmış. 30 nedir yıldır hocam bu? Çalışıyorum biz de bir bakalım, ben. Beraber işbirliği yapalım, olmuyor mu? Efendim, bunları çözecek gücümüz, takatımız, bilgimiz, birikimimiz hepsi var. Yurt dışıyla çalışıyoruz. Ülkemizde sizin ne yapmanız lazım? Siz yönetseniz ülkeyi ne yaparsınız? Bu alanda bir eksik varsa... Kapınızı efendim, çalar dersiniz mı? Ki ya bu alanda kim var?
bakarsınız öyle derleme makale falan onlarla değil. Araştırma, uygulamalı çalışmalar yapmış tecrübeli kişileri bulursunuz. Ülkenizde bunlardan çok yok. İşte doğrudan çalışan ben ve ekibim var. Doğrudan uzun zamandır hem tarımın iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini hem de nasıl etkilediğini iklim değişikliği çalışıyoruz. Siz bu insanları çağırırsınız. Ya biz ne yapalım? Nasıl yapalım bunu diye, değil mi? Şimdi biz kendi çabalarımızla Kırklar elinde tarımsal meteoroloji, Atatürk Toprakçı ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü'nde çalışıyoruz. Ama daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Yani bu konuda tabii kurumlara göre düşüyor biraz da. Yani biz ne yapabiliriz daha fazla? Proje veriyoruz, geçmiyor. Gidiyoruz, başvuruyoruz, ses yok. Evet. Peki hocam şimdi son iki dakikaya da girdik. Hakikaten şimdi uyarıyı yaptık ama bugünden itibaren acil atılması gereken adımlar neler? Yani evet araştırmaya evet. başlanması gerekiyor. Multidisipliner bir yaklaşım şart. Çok bu olur. Sadece meteoroloji mühendisi, sadece ziraat değil, çevre çok her şey etkiliyor. Çok haklısın. Adım adım şöyle 3-4 maddede şunu 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 yapmamız lazım. Aksi takdirde de zaten başımıza gelecekler. Yapılacak iş ben kendi alanım için söyleyeyim ve genel olarak söyleyeyim. Yani burada bugün İstanbul Teknik Üniversitesi bu iklim değişikliği ve etkileri konusunda en kuvvetli üniversite. Açık söylemek lazım. Bir kere bu üniversiteyle temas kurmaları gerekiyor. İkincisi daha genelini söyleyeyim. Şimdi biz iklim değişikliği ile ilgili bir merkez kurulma kararı verildi. Benim duyduğum kadarıyla. Üniversite bünyesinde mi? Yok biz kurduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı biliyorsunuz böyle bir karar almıştı yanlış bilmiyorsam. Buna geç bile kaldık. Şimdi bu merkez çerçevesinde eğer bu kurulursa ilgili bilim adamlarıyla acilen toplanıp bu alanda neler yapmamız gerektiği yol haritasını bir an önce çizmemiz ve Türkiye genelinde çalışmaları yapmamız gerekiyor. Ve diyeceklerdir ki eksiğimiz yok, her şeyi yaptık diyebilirler. Benim baktığım bakış açısı farklı. Biz daha fazla uygulamaya, ölçmeye ihtiyacımız var. Daha fazla veriye ihtiyacımız var. Bunları yapmazsak biz biraz zayıf kalırız bu noktalarda. Çok 30 saniyede o zaman hangi risklerle karşılaştık? Çünkü gıda arz güvenliğimizi evet. o zaman konuşacağız muhtemelen. Evet. Birçok üründe daha fazla ithalatı konuşacağız. Evet. Kırsaldaki dengeler değişecek. Bilmiyorum bunlar benim anlık aklıma gelenler ama. Efendim bu söylediklerinizin hepsi olacak. Yani beklentiler arasında. Yani kesin hiçbir şey yok. Ama verimde azalma beklemiyoruz. Mesela buğdayda veriminde Trakya için söylebiliriz. Tüm Türkiye yapmadığımız için. Ayçiçeğinde verimde azalmalar bekliyoruz. Ne kadar oranlar kabaca öngörüler? Yani şimdi bu 2020'den 40'a 2100'e kadar. Mesela ben bir örnek vereyim. Ben bir 40'lar 50 olarak söylüyorum bunu. Efendim bir model çalışmasından sonuç vereyim. 2040'a kadar ayçiçeğinde %16 civarında azalma bekliyoruz. Efendim 2070'e kadar bunun %18'e çıkmasını ve 2100'e kadar da bunun biraz daha düşebileceğini, yani %14-15 civarında olabileceğini. Yani kabaca %16 ile 18 civarında azalma bekliyoruz ayçiçeğinde. Sadece bir model sonucu. Başka kötümser şeyler de var söylemeyeyim bunlar daha olumsuz. Yani merak edenler de size ulaşıp işbirliği yapmak evet. istiyorlarsa alırlar o bilgileri umarım, diyelim biz de umarım. O zaman. Süremizin sonuna geldik çünkü yoksa ben de soracağım da süremiz bitti diyor yönetmenim. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgilerden dolayı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Levent Şaylan'la birlikte iklim değişikliği ve tarım arasındaki o etkileşimi konuştuk ki hakikaten verimden kaliteye kadar riskler çok ciddi. Bir şeyler yapılması gerekiyor. Bilim insanlarımız var. Faydalanalım diyecek başka bir şey bulamıyorum. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.